Şimdi kol artık estetik olarak önem atfeden bir ünit haline geldi. Hemen hemen vücudumuzun her parçası estetik anlamda önem atfediyor ama kolun özelliği kısa kol giyildiğinde veya belli kıyafetlerle daha bir ön plana çıkabiliyor. O yüzden özellikle bölgesel fazlalıklar olduğunda, biraz overweight, kilo fazlalığı oluştuğunda biriken bölgeden bir tanesi bu bölgelerdir. Evet. Bu kol dışı, omuz bölgenin alt kısımlarıdır. Ve alttan bakıldığında, kaldırdığında şu bölgelerin birikmesidir. Bu zamanla bazen deride de bollaşma, sarkma, gevşeme yol açar. Bazen doku kalındır ama sıkıdır. Evet. Yani bir deri fazlalığından ziyade yağ fazlalığı vardır. Biz burada sadece liposuction yöntemiyle, yani yağ alma yöntemiyle, ki bunda da iki faktörlerimiz var. Lazerli liposuction'ımız var, vazel liposuction'ımız var, klasik liposuction, değişik yöntemler var. Duruma göre, cildin ihtiyacına göre veya kalitesine göre bunlar uygulanabiliyor. Bir de liposuction dışında sadece deri fazla olan özellikle yani belli yağ yaşın sadece yağ da yok, yağ yok. Tamamen deri, sarkık bir cilt düşünün. Özellikle belli yaşın üzerinde kilo fazlalığı da olmayan insanlarda cildin aşırı sarkması veya önceden biraz kilosu varmış ama çok zayıflamış, yağ kalmamış ama deri bolluğu bariz bir şekilde kendini ortaya koymuş, sallanan bir doku. O zaman kısa kol giyemiyorum diyor. Tabii. İstediğim kıyafeti giyemiyorum diyor. Kendimi kötü hissediyorum diyor. Dolayısıyla burada kol germe. Bakın kol estetiğinde iki şey çok önemli. Liposuction, bir de kol germe. Bir de bunların kombinasyonu ve bazı hastalarımızda biz kol estetiğinde hem liposuction yağ alma hem de kol germe yağ deri fazlalığını birlikte alıyoruz. Ne diyoruz hep? Nerede fazlalık varsa o bölgede, yani sarkma varsa diyelim, evet, germe yapmak lazım. Yani karın sarkmışsa karın germe, uyluk sarkmışsa uyluk germe, evet, kol sarkmışsa kol germe gibi tabirlerle bunu, yöntemlerle bunları düzeltiyoruz.